Sayın Ağralioğlu, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu FETÖ meselesini konuşmaktan biz yorulduk ama bir arpa boyu mesafe kat edemiyoruz. Siyasi olarak biz biliyorsunuz, değerli milletvekillerimiz de biliyor, FETÖ'cülük suçlamasının bir siyasi avantaj haline getirildiği siyasi sürecin mağdur olan taraflarından biri biziz. Defalarca bu mevzuda hassasiyet ishal etmemize rağmen, ölçü koymamıza rağmen, hatta biraz ironik olacak şekilde bazı önergeleri mevzunun vehameti fark edilsin diye tekraren veriyor olmamıza rağmen mevzunun önünü arkasını alamıyoruz. Birkaç hususu Özgür Bey söyledi, grup başkan vekilleri yumuşatırlar, ben yumuşatayım. Devlet bu meselede AK Parti grubundaki arkadaşlarımız da lütfen vicdanları birazcık bu mevzuda açık hale gelsin. Buyurun Sayın Ağralioğlu. Demem lazım. Devlet adalete hakim kılmak yerine dehşet oluşturmak gibi bir siyasal üslubu FETÖ mücadelesinin olmazsa olmazı haline getirirse, ki gelen budur, FETÖ'cü olmadığını ispatlamak için insanların kirlettiği bir siyasal dil hakim olur. Şu anda Türkiye'de dininiz benzemesin, lütfen nezaketsizlikte saymayın, Çin parlamentosu gibisiniz. Çoğunluğunuzu kastederek söylüyorum. Eskiden FETÖ'nün FETÖ değil de cemaat olduğu zamanlarda FETÖ'cülerle cemaat ve itibarlı olduğu zaman da irtibatlı olan arkadaşlarımızın, şu anda siyasi olarak sizin mesai arkadaşlarınız olan bazı arkadaşlarımızın biz FETÖ'cü değiliz demek için başvurduğu yol kendileri dışında herkese bu isnadı yapıştırmaktır. İstirhamımız şudur. Bu arkadaşlarımızı birazcık geriye çekin. Zaten yeteri kadar kalabalıksınız. Türkiye'de siyasal iklimi, siyasal dili bozan, kendime FETÖ'cülük isnadı yapışmasın diye muhalefete FETÖ'cülük suçlamasında bulunayım hevesidir. Bir de buyurun sözlerinizi toparlayın Sayın Bu meselede buyurun. Arkadaşlar bak gün geçti, ay geçti, yıl geçti, yıllar geçti. Mağduriyetleri giderecek bir devlet ciddiyetinin iradesi görünmüyor. Şu anda AK Parti grubu da bu meselede mücadele eden aklın, şuurun kimden olduğunu bildiğinden emin değilim ben. Bize gelen mağduriyet suçlamaları var. Mağduriyet sızlanmaları var. Bu sızlanmalarla ilgili telafi edeceğiz. Bu parlamento bu memlekette hakkı hukuku ifa etmek için bir merci olmak vasfına haiz değilse bu memleketi kim toparlayacak arkadaşlar? Yani elinden tutacağız insanların. Diyeceğiz ki Türk mahkemeleri beraat ettirmiş. Türk mahkemeleri bu isnadın altında hiçbir suçlama bulamamış. Demiş ki muhatabına sen suçlu değilsin. Bu sen suçlu değilsin denilmiş mağdurları, mazlumları. Türk adaleti iade itibarla tekrar eski mevzilerine taşımayacaksa biz bu Türk yurt sözlerinizi bağlayın lütfen. Biz kendimize üzerimize çekerek konuşalım ki rahat olsun diye şöyle işler yapıyoruz. Siyasi ayağı araştırırsın, red. İktisadi ayağı araştırırsın, red. Bütün bunları yaparken, reddederken de saflarından, AK Parti saflarından partimize bir takım imalarla kendinize bakın, parti genel başkanınıza bakın, daha önce kurduğunuz cümlelere bakın falan gibi sataşmalara da mevzu açılıyor. Bunun da önünü keselim. Vicdanlarınıza havale ediyorum. Ramazan'dayız. Meral Akşener dahil parti grubumuzun 39 kişiyiz şu anda. Tek tek isimlerimizi yazarak önerge verelim. FETÖ'cü olup olmadığımızı araştırma önergesi yap. Yani yapalım. Bak olabilir. İstirham ediyorum. Bunu da eğer bak isterseniz bunu da yapabiliriz. Meclisin takdirine, vicdanına havale ederiz. Deriz ki biz kendimiz parti olarak grubumuzun ve parti genel başkanımızın ismiyle tek tek yazarak ne olup olmadığımızı, konsey diyorsunuz ya, konseyde olup olmadığımızı araştırma önergesi kuralım. Bizi de artık teşekkürler.